cazip fiyatlarla tüm Vestel mağazalarında. Vestel yaz günü programını sunar. Herkese merhaba sevgili izleyenlerimiz. Yine böyle güzel bir yaz gününde sizlerle beraberiz. Programımıza hoş geldiniz, mutluluklar getirdiniz. Yine programımızda çok çok kıymetli bir isim var. Gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin öncü kadınlarından bir tanesi şu anda stüdyomda. Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişi Çeliker bizimle beraber. Çok hoşsunuz, çok zarifsiniz ve hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Beni Nasıl? Konuk ettiğiniz için ben de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sevgili izleyenlerimiz, bugün Derviş Hanım'la beraber önemli bir projeyi konuşacağız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen İpek'in Kuzey Kıbrıs'ta yeniden doğuşu. Evet, yeniden doğuşu projesini konuşacağız. Büyük bir çalışma, çok büyük bir üretim. Biraz da projeden bahsedelim mi Derviş Hanım? Bahsedelim. Bu bizim derneğimizin genel amacı eski kültürümüzü yeniden hayata geçirmektir ve gelecek nesillere aktarabilmektir. Ülkemizin varlığı ve geleceği açısından kültürümüzü gençlerin de tanımasıdır. Bu projeyi biz arkadaşlarla birlikte böyle bir proje düşündük. Sibel Tatar hanımefendiye götürdük projemizi. O sağ olsun fikirlerimize değer verdi ve bu projenin yapılmasını istedi. Öncülüğünü yaptı bize. Ve bu projede önce bir pilot bölge olarak Akçay köyünü seçtik. Onun da işte dut ağacı var mı, odası, yeri var mı böcekleri beslemek için, yani birçok kriterlere bakıldı. Evet. Uygun görüldü ve Akçay'ı pilot bölge olarak seçildi. Oradaki ekip arkadaşlarımız çok değerli ve çok bilgili, tecrübeli arkadaşlarımızdı. Ve bu konuda hep birlikte orasının pilot bölge olmasına karar verildi. Ondan sonra da adanın diğer bölgelerine yayılacaktır. Evet. Şimdi projeyle ilgili görüntülerimiz var. Ama çok evet. Da güzel bir böyle elimde kitap var. Teknik bir motifleri kitabı. Evet. Sizin imzanız var Dervişe Çeliker. Evet. Ve sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Tüm kadınları zaten hemen de şöyle göstermek istiyorum. Öyle başlangıcı da bu değerli eserin sevgili izleyenlerimiz. Şimdi İpek'in Kuzey Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesinin bir tanıtımı var. Onu izleyelim Derviş evet. Hanım. Hemen ardından sohbetimize devam edelim. Tabii. Küçücük bir böceğin dünya tarihini değiştirdiğini hiç düşündünüz mü? İmparatorların hayalini süsleyen gösterişli kıyafetlerin ipek kozasından doğduğunu, dünya ticaretine yön verip zenginliğin, ihtişamın konusu olduğunu, devletlerin kaderini belirlediğini. İpek yolu üzerinden dünyanın dört bir köşesine ipek satışı yapan Çinliler, ipek böceği kozasından üretim yöntemini binlerce yıl boyunca bir sır olarak saklamayı başarmıştı. Bu büyük sır, Çin'de ipek üretiminin başlamasından binlerce yıl sonra Bizanslı ajanlar tarafından ele geçirilmiş ve önce Bizans, ardından da diğer Avrupa ülkelerinde ipek üretimine başlanmıştı. İpek adını verdiği tarihi İpek yoluyla Doğu ve Batı arasında hem ticari hem de kültürel temasın en önemli amaç ve araçlarından biri olmuştu.
Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki stratejik konumundan dolayı tarih boyunca Doğu ve Batı arasındaki ticarette son derece önemli bir yere sahipti. Akdeniz'de tarihsel süreç içerisinde ticareti yapılan en önemli ürünlerden biri de ipek böceği kozasından elde edilen ipekti. Kıbrıs ikliminin dut ağacı üretimine uygun olması sebebiyle 14. yüzyıldan başlayarak Avrupa için kaliteli ipek üreten bir yer haline gelmiş, Osmanlı döneminde ise Bursa'dan getirilen ipek böcekleriyle üretilen ipeğin kalitesi ve üretim miktarı arttırılmıştı. 14. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına kadar adada yaşayan insanlar için ipek böcekçiliği ve ipek kumaş üretimi önemli bir geçim kaynağı iken 1960'lı yıllara gelindiğinde adada ipek üretimi yapanların sanayileşme sürecine ayak uyduramamaları neticesinde ipekçilik yavaş yavaş gerileyerek unutulmaya yüz tutmuştu. Aradan geçen 60 yılın ardından unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliği günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar hanımefendi öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde ipeğin Kuzey Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesiyle hayata geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ipekçiliğin tarihi mirasını yeniden yaşama geçiriyoruz. Projenin ilk aşamasında uzman bir ekip tarafından Akçaylı kadınlara ipek böcekçiliği ve ipek üretimi konusunda konferans ve dersler verildi. Projenin ikinci aşamasında kurulan Akçay İpek Böcekçiliği Çiftliği'nde ülke genelinden toplanan on binlerce ipek böceği yumurtası projeye dahil edildi. İpek, iplik ve kumaş üretimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca ipek üretiminde özel olarak kullanılan çeşitli araç ve gereçlerin yanında ipek böceklerine sürdürülebilir besin kaynağı oluşturmak için 1000 adet dut fidanı Akçay İpek Böcekçiliği Çiftliği'ne hibe edildi. Üçüncü aşamada ise proje kapsamında oluşturulan Kozada markası için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın eşi Sayın Sibel Tatar'ın proje koordinatörlüğünde pazar araştırmaları, markalaşma süreçleri ve ürün tasarımı aşamasında profesyonel danışmanlık ve destek sağlandı. Böylece Akçaylı kadınlar nezdinde ipek üretimine ilgi duyan tüm kadınlara ülkemizde yeni bir üretim alanı ve gelir imkanı sağlanmış oldu. İpeğin Kuzey Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesi dahilinde Kıbrıs'a özel ipek böceği gen envanteri çalışmaları da halen devam ediyor. Cumhurbaşkanlığında düzenlenen lansmanda kamuoyuyla da paylaşılan İpek'in Kuzey Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesiyle unutulmaya yüz tutmuş ipek üreticiliği, Akçay Muhtarlığı ve uzman kişilerin gönüllü çalışmaları neticesinde binlerce ipek böceğinin örmüş olduğu kozalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeniden hayat buldu. Kuzey Kıbrıs için çok önemli ve tarihin, geçmişin, kültürün bir parçası olan ipek böcekçiliğinin ipeğin Kuzey Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesiyle ülke ekonomisine katma değer yaratması, ortaya çıkan ürünlerin özellikle turistlerle buluşmasının yanı sıra manevi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması bağlamında da ayrı bir öneme sahiptir. Binlerce yıllık tarihe sahip ipeğe, Kıbrıs Türk'ünün geçmişini ve kültürel zenginliğini de katarak ustalık, beceri ve incelikle dokuyoruz. Akçay köyünde kurulan Akçay İpek Böcekçiliği Çiftliği ile Kıbrıs Türk kadınının mahir ellerinde geleneksel yöntemlerle üretilen ürünleri doğal kök boyalarla renklendirerek zarafetin ve inceliğin yeniden hayat bulduğu ürünleri sizlerle buluşturuyoruz.
Evet sevgili izleyenlerimiz, Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Derviş Çeliker ile sohbetimiz devam ediyor. Projeyi izledik beraber. Gerçekten çok önemli ve çok büyük proje. Zaten siz üreten bir kadınsınız. Geçmişten günümüze üretmeye devam eden bir kadınsınız. Bu dönemde de üreten toplumlar ve üreten kişiler kazanacak değil mi? İşin bir başka boyutundan başlarsak konuya. Mutlaka çalışan ve üreten kazanır her zaman. Ve şu anda yalnız bizim ülkemizde değil, dünyada bütün ülkelerde üretime meyilli çalışmalar vardır. Evet. Yani üretime ve o eski şeyleri, eski geleneklerini, her ülke kendi eski geleneğini yeniden ortaya çıkarmaya evet. çalıştı ve bunların denemelerini ben takip ediyorum. Hı hı. Yani özellikle dokumalarda, ipek dokuma, yün dokuma, pamuk dokumalarda ağırlık verildi. Çok güzel. Yani bunlar sağlıklı aynı zamanda. Yani artık şu sentetik şeylerden uzaklaşıyorlar. Doğal, bakın oluşum %100 doğal. Evet, doğal. Fotoğrafları da görüyoruz. Evet. Bir de geçmişten günümüze çok eski bir tarih baktığınız zaman demin çok, de izledik. 5000 yıllık bir tarihtir. 5000 yıllık bir tarihtir. Çok eski. Şimdi sevgili izleyenlerimiz izledik görüntülerimiz ama derseniz ki ben bu görüntüleri evimde, kütüphanemde, belleğimde, arşivimde bulundurmak istiyorum diyorsanız da bu elinde tuttuğumuz eseri alabilirler değil mi? Satışta tabii alabilirler. Evet satışta var. Evinde bunu bulundurmak satışta ister. Vardır. Gidip kitap evlerinden. Bu teknik ve motiflerdir. Hı-hı. Nasıl yapıldığı, nerelerde kullanıldığı. Tarihi de yazıyor. Tarihi de yazıyor evet. Evet. Çok güzel resimler var ama resimlerimiz ekrana zaten gelecek birazdan ama gerçekten %100 doğal olması da çok önemli değil mi? Doğal olması evet. Ve tek tek el emeği göz nuru. Sevgili izleyenlerimiz şu anda stüdyomuz böyle minik bir sergi alanına döndü. Çok çok değerli, çok kıymetli el emekleri var. Hepsinden böyle tek tek bahsetmek istiyorum. Süremizi çünkü kıymetli kullanmak istiyorum. Ama nereden başlasam, hangi eserden konuya girsem siz seçin. Siz böyle ilk. Ben Koza'yı anlatayım önce. Evet. Koza tamamen doğaldır. Hı hı. Kimyasal hiçbir şeyi yoktur. Elinizde onunla uğraştık sonra da negatif enerjiyi üzerinizden alan bir üründür. Giyimde de sağlık açısından herhangi bir alerji materyal olmadığı için evet. sağlıklı bir üründür. Hı hı. Bu koza geçmiş dönemlerimizde yıllar öncesinden camaltı sanatı olarak kullanıldı. Yani ülkemizde işte düğün resimlerini, sünnet olan çocuklarımızın resimlerini, fotoğraflarını çerçeve içine alınırdı. Demin resimlerde gördük zaten sanatçı. Evet, o şekilde. Ondan sonra tabii 2000 yılından sonra artık daha özgün çalışmalar başladı. Bakarsınız ne kadar güzel bir hediye. Yani sevdiğiniz evet. birisine hediye almak isterseniz. Bu resim Katar'a kadar gitti ve orada çok beğendiler. Katar'a? Katar'a götürdüm. Orada bir sergi yapıldı. Yani bunu anlatayım ben size. O maksatla da getirdim. Annemin benim 44. ölüm yıl dönümü. Anneniz resimdir. Annemdir. Ve Katar'a gideceğimizin bir gece önce rüyama geldi. Gezmeye gidiyorsun beni götürmeyecek miyim diye. Ve hemen eşim gitti çerçeveyi aldı. O gece yaptım ve Katar'a götürdüm. Ha. Katar'daki izleyiciler sergi onun olduğunu zannetti. Buradan da Fatma Hanım Dışişleri Bakanlığı'ndan dedi onun kızının yönetiminde sergi yapıldı dedi. Yani biz, benim kursiyerlerimin yaptığı işlerdi gidenler. Onun için onu da getirmek istedim. Yani camaltı sanatıdır koza. Aha. Kozayı bu şekilde güncelledik. Özgün motifler, yağlı boyayla da karıştırdık. Ve biz kozayı daha modernize bir hale sokmaya çalıştık. Bundan küpeler olur, kolyeler olur, broşlar yapılır. Hı hı. Ve bu şekilde bunu yaymaya çalıştık. Yani bütün köy kadın kursu öğretmenlerine de kurs verildi bu konuda. Ve koza gayet güzel bir şekilde el işi olarak yayılmış durumdadır şu anda. Tabii ki
Örneğin yurt dışı seyahatlerine giderken evet. hediye götürmek isteyen kişiler. Evet. Hediye olarak. Ya da Bülkan'a gelen yabancı turistler oradan alacaklar onu. Bir ülkeyi tanıtmanın da en güzel yollarından bir tanesi sanat. Evet. Koza'dan sonra benim bu araştırmalarım 5 yıl devam etti. Hı hı. Yani müzeye gittim, Derviş Paşa Konağı'na gittim, başka yerlere gittim. Özellikle de o dönem işten yeni ayrıldığım için sandıklara, evlere gittim. Çok geniş bir çevrem vardı o dönem. Çünkü işten yeni ayrılmıştım. Ve her gittiğim kapı bana sandığını açtı. Bu gördüğümüz şeylerin birçoğu sandıklardan çıkmıştır. Örneğin bu kese sevgili izleyenlerimiz. O kese Dilnirgah bölgesinden, Erenköy bölgesinden bir hanımın kesesi. O hanım bana dedi ki dervişe sen bunu değerini anlayan birisin. Bunu sana hediye veriyorum dedi. Ve bu keseyi bana verdi boncuklarla. Metal boncuktur, farklıdır boncukları da. Bu para kesesi ve bunu özellikle düğüne gittikleri zaman çarşaflar pelerinliydi ya. Hı hı. O pelerinin altından koluna takarmış ve bu çarşafın altından tabii, görünür. Tabii. Evet. Değil mi? Buradan koltuk evet. yeri var. Evet, o şekilde görünür. Buradan da paraları çıkartıyorlar. Oradan parayı çıkarır. Mendil, evet. Mendil. O şekilde kullanılırdı. Bir de bu var. De bunu hemen bu da tel kırmadır. Bu bir fulardır. Tel kırma üzerine. Bu şıklığa bakar mısın? Burada çok 160 yıl öncesi geldi Kıbrıs'a. Evet. Türkiye'den geldi. Bartın işidir tel kırma aynı zamanda. Ancak 160 yıllık iş bulduk biz burada. O nedenle Kıbrıs'ta bizim neler yaptık, hangi işleri yaptık, o işleri ortaya çıkardık. Yani bu şu anda yapılsa gerçekten kadınların kullanacağı yapılır. Bir şey yapılıyor değil mi? Yapılır. Bütün kadınları tercih edecek. Ama bunun yapımı biraz zaman aldığı zaman. İçin Koza'ya daha çok önem verdiler. Çünkü Koza kesilir kesilmez motif ortaya çıkar. Ama ince işçilik değil mi derviş? İnce yani iştir yani, evet. Ama çok değerli. Çok değerli giriş. Yani. Gerçekten evet. tutarken bile kıyamıyor tutmaya. Evet şöyle de hemen bunu koyayım. Daha neler neler var. Burada da bir... Altın kesemiz. Altın. Bakın altın kesesi. Bunun da hikayesi. Bunu rahmetle analım. Bahire Küçüğün. Bahire Hacali Küçüğün para kesesidir. O yuvarlak kısmının içi deridir. Gerçek deri. Ve açtığınız zaman da çok bir şey var, sihirli bir açılışı vardır onun. İçine parayı koyarlar, çarşafın altından yelek giyerlermiş ve onun üzerine takarlar bunu. Ha. O düğme ilik olan yeri o şeyin üzerine takılır. O şekilde. Evet. Yani eski kültürlerimiz bunlar, eski kullanım eşyalarımız diyeyim. Ama eskiler ne kadar zarif. İşçilikleri değil mi? Dokuları, evet. doğal. Elle yapılırdı. Yani evet. Çünkü eski insanlarımız işini bitirdikten sonra hanımlar çalışmaz ev işi yapardı. Hmm. Ev işini bitirdikten sonra kapısının önünü yazısa sular onarır. Kışısa şeyini sobasını yakar ve el işini alırdı. Benim kayınvalidem Lefkara Nakışı'ndan lisede. Oğlularını okuttu. Oo. Yani onlar Dohnili'dir, Taşkentli. Evet. Taşkent'ten Lefkoşa'ya gönderdi oğlunu, büyük oğlunu. Ve iki kızıyla birlikte Lefkara nakışı yapıp satarlardı. Satmazlardı daha doğrusu. Yaptıran kişi direkt olarak götürürdü. Kayınvalidem kenar kısımlarını yaparmış ve parasını da peşin ödenirmiş. Evet. Yani kadın... O alan kadın ona peşin parasını öder başka birine yapmasın kendine yapsın diye. Oo. O kadar güzelmiş İşçiliği. İşi. Evet. İşi. O şekilde. O şekilde garantiye de alıyormuş. Tabii. Çarşı. Eskiden küçük motifler vardı burada olduğu gibi. Küçük sigara tablalarının altı veya şekerliğin altına konmak için. Bunlar tamamen eski motiflerdir. Yani eski işlenmişlerdir.
Tek tek işlendi bunlar değil mi? Tabii tek tek işlendi. Şu anda günümüzde de böyle hani evlerde kullanılabilecek kadar kıymetli ama. Evet, kıymetlidir tabii. Çünkü el işi, keten evet. Üzerine yapılmış. Modernlik de mesela ben seviyorum. Modern evlerde bu tarz geleneksel işlerin de olması değil mi? O eve bir sıcaklık vermiyor mu? Mutlaka. Samimiyet. Mutlaka. Bir de şu vardır. Gençlerin de tercih etmesi gerekiyor. Bu el işlerini. Şimdi mimaride de modern mimariyle antika şeyi, geleneksel işleri bir arada kullanmaları çok moda oldu. Güzel. Yani çok modern bir bina olur. Evet. Ama içine bir köşesine geleneksel, antika bir obje kullanılabilir. Bu da oraya böyle bir değer katıyor. Evet. Bence. Mesela bir piyano örtüsü. Evet. Yani piyanonun üzerinde bir defkara örtü. Hı hı. Çok hoş durur. Çok hoş. Şimdi bir de şey oldu değil mi? Akçaylı İpek Böceği Çiftliği. Kuruldu. Evet. Ürünler de Kozada markası. Evet. Markanın adı Kozada oldu. Evet. Adı altında. Kozada. 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 Evet. Ve birçok kişi var katkı koyan. Akçay Muhtar var. Onları da değinelim. Evet. Evet. Tasarımcı Münis Ağa gibi evet. Var. Evet. Köy kadın kursları. Onlar öğret. Evet. Ekip çok güzeldi. Güzel bir ekip var. Çok güzel. Çok araştırma kıymetli. Araştırma Profesör Doktor Özge Özden. Evet, o şeylerini, genlerini araştıracak. İpek Böceği'nin genlerini. Uğur Bey çok çalıştı. Yani hepsinin hakkını vermemiz lazım, hı hı. Onların. Dürüye Hanım, Emine Hanım vardı. Dudu Hanım, köyün içinde olan hanımlar bunlar. Yani kimisi masrasını sardı, kimisi dokudu, kimisi dut yaprağı getirdi, hı hı. Kimisi böcekleri yedirdi. Evet. Yani Dürüye Hanım da sağ olsun, o da çok kıymetli bir hocamız. Hı hı. Onların da emekleri var bunlarda. Bizim Cumhurbaşkanlığında toplantılarda toplandığımız arkadaşlarda Ahmet Hamdi Bey, hı hı. Çok emek verdi. Yani Sibel Hanım Efendi bir kere çok kaliteli bir yöneticidir diyebilirim. Tek kelime. Kaliteli bir yönetici. Evet, yönetici. Çok yani, önemli bir şey. Bu çok önemli. Yani, evet. Çünkü yönetici, olamaz yönetici. Hayır, herkes yapamaz onu. Yapamaz. Verdiği görevi takip eder. İşte bu çok önemli. Yani tam bir girişimci, bir iş kadını, hı hı. Aynı zamanda. Kesinlikle. Ve bunu takdir ederim. Ona çok çok teşekkür ederim. Zaten himayelerinde olan bir proje. Evet, Sibel Hanım Efendi'nin himayelerinde, onun öncülüğünde yapıldı bu iş. Hı hı. Ve yine dönüşü kadınlar için olacak. Yani yapan, öğrenen, üreten, kurslara giden yapan kadınlar çocuklarını okutabilirler, ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Evet. Kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilirler. Düşünün 3 aylık bir sürede, yani 45 günde o böcekler toplanır. 45 gün sonra ipekleri yapılmaya, yani yumurtadan böceğe dönerler, evet. Böcekten kozalarını örerler, bir hafta içinde onlar örülür, bir haftadan sonra kelebek halinde çıkar. Hı hı. O kelebekler yumurtladıktan sonra yumurtalar kaldırılır, kozalar da ipeğe dönüştürülür. Ve ipek dokumadan sonra bunlar büyükbaş bir hayvan fiyatı kadar, hı hı. Yani büyükbaş bir hayvanı besleyen insanın kazancı kadar, bir kazanç elde eder. Yani bu geçmiş dönemde de aynıydı. Büyük bir kazanç. Şimdi de aynıdır. 3 ayın içinde alacak bu şeyi. Ama ipeğini dokursa, sürekli dokuma şansı olursa, düşünün o ipek yani 500 bin lira arası, tam fiyat veremem ama metre fiyatıdır bunlar. Çok güzel gelir elde ederler. Bir ticaret de var. Bak. Çok güzel. Yani Sibel Hanımefendi buraya bir cevher bıraktı. Evet, çok büyük. Emin. Bunu söyleyebilirim. Evet. Yani güzel bir girişimdir ki köydeki hanımlar da çalışkan. Yani hem kültürel çok açıdan bıraktı hem de kültür evet. Açısından geçmişimizi yaşatmak ve ekonomik. Evet. Yani bu döngüyü de evet. Bağlantılı bir şekilde yapmak da zordur. Şimdi
kültürünüzü yaşatacaksınız. Evet. Gelir evet. elde edeceksiniz. Evet. Hobi niyetine de kullanabilirsiniz evet. bunu. Yani psikolojik olarak ruhen de evet. bir iş yapmış olursunuz. Onu başarmanın mutluluğunu yaşarsınız. Ekonomik yönü aynı zamanda. Başka yani çok yönlü bir şey vardır. Projenin çok yönlü bir duruşu var. Önemli bir girişim. Evet. Şimdi bu Akçay'dan sonra seneye işte Karpaz bölgesine pilot bölge Akçay seçtiniz. Evet. Orada pilot zaten bölge. Kurumlarımızda çok aktif sizinle beraber. Sonra Karpaz. Karpaz'daki evet. Karpaz'da da yani oradaki bir kadınlara şey, ulaşacaksınız. Ne kadar güzel. Balabaysa da bu yıl önümüzdeki yıl Balabaysa da gidecek aynı şey. Orada zaten Koza Festivali yapılır. Evet. Oraya da aynı proje orada da olacak. Orada da yaşanacak. Ama Karpaz olması çok kıymetli. Karpaz bölge çok olarak gerçekten. Evet, bölge olarak çok iyidir. Yani güzel bir proje ve bir gelişim. Yani devamı olan bir projedir. Umarım hanımlarımız bunun kıymetini bilir. Evet. Ki yalnız hanımlar değil, ben bunu her zaman söylerim. Beyler de bu işe dahil olabilir. Evet. Beyler böceği besleyebilir. Evet. Dut ağacını taşıyıp o böceği besler. Temizliğini de yapabilir. Tezgahı da dokuyabilir. Tabii. Ki gördük örnekleri vardır. Hı hı. Yani bu eski yıllarda yani 60'lardan önce bu şeyleri köylere benim gördüğüm iki adam gider. Evet. Odunlar yanar, kazanlar kurulur. O adamla iki adam kozaları kazana atar ve çıkrıkta ipeğini çıkarırdı. Sonra da o çileleri, kelefe derlerdi. Evet. Onu başka bir yere aktarır, iplik yapar ve şeyler veyahut boyar. Boyar. İplik olarak tabii. boyanır ve iplere asılırdı onlar. Bir de boyacılar vardı işte. Tabii. Yünleri, ipekleri boyamak isteyenler boyacılara getirirdi lefoşa ve onlar boyardı. Tabii yani sonuçta bu üretimin cinsiyeti olmaz. Kadın da aktif yapabilir. Tabii tabii. Erkekler de yapabilir. Evet. Sonuçta hani bir şey yok, bir şart ben yok. Zaten hiç kadın erkek ayrımı yapmadım yok. Hiçbir işte. Hı hı. Her işi yapabilir. Zaten projenin içine de katkı koyan erkeklerimiz erkek. De var baktığımız zaman. Çok büyük katkı koydular. Çok büyük katkı koydular. Yani her birinin ayrı bir görevi vardı ve büyük bir katkı koydular. Hı hı. Ama her şey mi güzel? Yani logonun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar? Evet. Her şey çok şık düşünülmüş, çok evet. zevkli tasarlanmış. Yani bu kadar zevkli insanın da bir arada buluşması da tamam yapılır edilir ama bu kadar zevkli insanın bir arada buluşması da bir güzel bir denk gelmiş. Şimdi bakın Akçay'dan Uğur Bey geldi, muhtar. Muhtar. Buradan ben katıldım işin her basamağını tabii. bilen kişi olarak. Münis Hanım katıldı, moda tasarımcı. Dürüye Hanım katıldı. Yani bunlar bir şeyleri geldik sonra, konular onlara geldik sonra yavaş yavaş aramıza katıldılar. Ha. Yani önce bir ekip komisyon toplandı daha sonra. Şimdi biz gittik Cumhurbaşkanlığına. İşte Ahmet Bey geldi. Oradan başka Eda Hanım geldi. Fikir sizden Hanım mi efendim. Oldu? Evet, fikri biz verdik. 27 Nisan 2022'de sunduk biz bunu. Çok güzel proje. Ve Sibel Hanımefendi'ye bahsettik. Her aşamasında bir kurs verilmesi gerekir. Ve bunu biz toplandığımızda Sibel Hanımefendi dedi ki böyle bir tanıdığınız var mı bize? Yani bu konuda bilgili. Ben Nihata'ya çağıran bir hoca vardı. Berna İleri Hoca. Dedim o vardır, geleneksel el sanatlarında doçenttir şu anda. 18 Mart Üniversitesi'ndedir şu Çanakkale'de. Onu getirttik ve o bir konferans verdi. Hı hı. Aynı dönemde ben Kıbrıs'ta nasıl başladı ve nereye kadar geldiğini, nasıl yok olduğunu anlattım. Tarihsel süreci. Berna Hanım da bunun nasıl yeniden başlayıp neler yapıldığını, nelerin yapılması gerektiğinden bahsetti. Güzel bir konferanstı. Ondan sonra biz
Muhtar Bey'i çağırdık işte şeye, Akçay'da da bir sunum yapılması, orada bir kurs verilmesi açısından. Sonra Dürriye Hocam katıldı. Tabii şey, Münis Hanım ilkten bizimle beraberdi. Yani güzel bir ekipti. Çok güzel bir ekip. Çok güzel bir ekipti. Evet. Daha sayamadığım evet. Şeyler var. İletişimci arkadaşlar var. 3-4 kişi de onlar var. Büyük de bir ekip aslında. Yani. Büyük bir ekip. Çünkü bunların işte ismi, evet. amblemi, evet. O ambalaj, evet. paketlemeler, yani bunlar için büyük bir ekip. Yani geleneksel işleri ama bir yandan da teknolojiksel yapıyla da kullanıyorsun. İşte logolar değil mi? İşte sosyal medyada tanıtımı, lansmanı, yani bunların evet. buluşması önemli. İşte ben her zaman söylerim. Yani bir kısım teknolojiden uzak. Hı hı. Ben mesela teknolojiyi çok az kullanıyorum. Doktor da bana dedi hiç eksik değil Derviş Hanım, gerekmez kullanmayınız. Hı. O nedenle çok üstüne düşmedim. Ama bu el işlerinde, mesela kooperatif, el işi kooperatiflerinde. Evet. Benim ilk söylediğim, teknolojiyi, bilgisayarı, interneti iyi kullanacak bir elemanınız olması lazım. Şart. Veya yönetim kurulunda biri olması lazım. Ki diğer geleneksel işleri yapacak olanlar da o şeyden yararlanabilsin. Çünkü onun iletişimi var, reklamı var. Duyurusu var. Tabii ki. Yani bu şekilde biz Sibel Hanım'ın vasıtasıyla bunun bütünü, bu bilgi birikimi olan insanlar hep aynı yere toplandı. Çok önemli işte. Onun için diyorum iyi bir yöneticidir. Tek bir çatı altında toplamak, evet. dağılmadan, evet. birleştirerek. Tabii. Ve herkes işinde uzman evet, kişiler. Zaten. Budur. Yani güzel bir proje oldu. Yani. Evet. Yani tabii bir sergi açacaksınız örneğin. Tek tek işte sergiye davet etmektense sosyal medyada evet. bir sayfada bir kere evet. bile paylaşmanız birçok kitleye ulaştıracak. Bu da sizi zaman çünkü artık çok kıymetli değil mi Derviş? Çok kıymetli. Geçiyor artık. Zaman çok hızlı. Ben emekli olmama rağmen bana gün yetmiyor. Siz emekli olamazsınız. Siz nasıl emekliyim diyorsunuz? Lütfen bunu söylemeyin. Emekli olsun. Yani ama hiç oturmadım. Emekli değilsiniz. Evet. Yani emeklilik şeyinde bir kadın değilsiniz. Olamazsınız zaten. Ben paylaşmayı severim. Üretmeyi seviyorsunuz. Üretimi severim. Ve herkesin mutlu olmasını isterim. Bazısı bana dedi, nesden herkesten yani o mutlu olur. Ben mutlu olduğum için başkası, karşımdakinin de mutlu olmasını isterim. Yani bu iyi mi kötü mü onu bilmiyorum ama ben iyi olduğunu sanıyorum. Çok, çok iyi. Yani özellikle de kadınlara diyorsunuz ki izlerken de böyle gerçekten çok işten söylediniz ben fark ettim. Yaparlarsa kazanacaklar. Kazanacaklar. Kazanacaklar dediniz. Evet. Ve asla benim bir prensibim var ki birçok insanın da o vardır. Başladığınız bir işte asla geri adım atmayın. Ben bunu Sibel Hanımefendi'de de gördüm. Direkt. Çok güzel. Yani asla geri adım yok. Bizi eleştirenler de oldu. Tabii ki. Olmayacak diyenler de oldu. Olacak dedik. Ama eleştirilmek de güzel. Olacak demek ki doğru. Dedik. Evet. Şimdi güzel eleştirileri açığız her zaman. Hı-hı. Ama negatif eleştiriler, böyle sizi aşağı çekmelere çok kızarım onlara aslında ben. Aslında o da sizi daha çok kamçılar. Şeyler. Kamçılar çünkü kamçılar. Bazen de gerçekten maalesef başarıyı da negatif eleştirebiliyoruz. Artık evet. Nedense, nedense. Bilmem yani. Paylaşmak güzeldir. Çok güzel. Ben onu her zaman söylerim. Çoğalır ve değil mi? Paylaştıkça çoğalır zaten. Paylaştıkça çoğalır ve sevgi de paylaştıkça çoğalır. Evet. Bunu hep söylüyorum. Her çıktığım programda söylüyorum. Sevgi her şeyin ilacıdır. Onun için sevgiden asla vazgeçmemek ve paylaşımdan. Paylaşmak çok güzeldir. Işık saçıyorsunuz gerçekten yani düşüncelerinizle, fikirlerinizle, duruşunuzla, yaptığınız ürünlerle harikasınız. Sağ hedefler olun. Var mı? Bence sizde hedefler çok.
Hissettim onu. Başka hedefler, projeler. Şimdi ikinci bir kitabım vardır. Onu çıkarmaya çalışıyorum. Hı-hı. Bir de ondan sonra gelecek olanlar. Onun programını yaptım. Evet. Yani onları, ama bir torunum var 1 yaşında. Biraz ara verdim bu ara kitap çalışmama. O biraz daha büyüsün ki ben rahat oturabileyim. Her şeyim hazırdır. Hı-hı. Yani bütün araştırmaları tamamladım. Artık şeye geçireceğim. Dökümüne, yazmaya geçe. Evet. Torunun ismi nedir? Torunun. Sarper. Sarper. Bir Melisa'm var, bir de Sarper'im var. Melisa 5 yaşında. O okula başladı ama Sarper'im 1 yaşında. 1 yaşında. Torun baldan tatlıdır diyorlar, doğru mu? Çok tatlı. Evet. Anneleri okula gider, biz kalırız onunla. Baş başa. Dedesi de bakar. Dedeyle beraber bakıyorsunuz. Onu inandır şimdi. Dedeyle beraberler. Peki onlar doğduktan sonra da böyle üretimlerinizde, hayata karşı bakışınızda, çünkü çok geçmişi geleceğe taşıyan da bir kadınsınız. Evet. Böyle torunlardan sonra, çünkü onlar da başka bir nesil. Onlar gerçekten şu anda uzay çağı, teknoloji çağı, artık ne deniyorsa bir sürü şey. Evet. Onun nesli olarak doğdular. Nasıl düşünüyorsunuz? Bak, siz neler hissediyorsunuz? Ben şimdi o çocuklar teknolojinin içine doğdular. Ancak o çocuklara teknolojiyi öğrendikleri kadar bizim kültürümüzü de öğrenmeye, yani öğretmeye çalışırız. Lazım. Bir kere çocuk bir ilk söylediğinizde sizi duymaz. Evet. Duyar ama cevap vermez. İkinci söylediğinizde, yani ben bunu kendi çocuklarımdan gördüm. Onlara bir şeyi anlatırsınız. Onların anlamadığını sanırsınız. Ancak günü geldiğinde 3 ay sonra, 5 ay sonra görürsünüz ki sizin söylediğiniz noktaya gelir çocuk. Onun için ben hep çocuklara doğrular anlatılsın, kızmadan. Kızmadan anlatılsın, yaptığının yanlış olduğunu, ona doğruyu gösteriniz. Günü gelince, yani belli bir yaşa gelince o çocuk onun doğrusunu öğrenir. Yani o söylediklerinizi hatırlar ve doğru yola gelir çocuk. Evet. Biz bunu tecrübe ettik, bunu yaşadık. Çünkü çocuktur, anlamaz dememek lazım. Çocuklar onu böyle hafızalarında bir yerlerde depoluyorlar dediğiniz evet, gibi. Evet, evet. Gün geldiği zaman evet, onu gün yüzüne çıkartabiliyorlar. Olumlu ya da olumsuz, artık siz nasıl şekillendirirsiniz. Çünkü çocuk da şöyle düşünüyor, yani siz çok tabii anneannesiniz, annesiniz. Böyle bir el işi gibi değil mi? Nasıl işlerseniz, nasıl evet, parlaması, motivi, evet, ince işi, öyle. Öyledir. Öyle bir şey. Yani çocuğa kızmadan ona doğru yolu göstermektir. Sabır. Yani sabır ister. Sabır. Zaten her işin başı sabırdır. Biraz ama sabırsız bir toplum olduk sanki. Trafikte, hayatta. Mesela siz yıllarca gelinleri giydirdiniz. Evet. En heyecanlı, en özel, en güzel dönemlerde. Şu an o dönemlerde bile insanlar sabırsız, agresif, daha böyle en güzel zamanlarında bile. O dönem bir kere çok sabır isteyen bir iş. Çünkü gelinin en kaprisli olduğu bir dönem. Dönem. Kayınvalidenin para hayır, çıkacak, duymasınlar bizi şimdi. Bu defa onun stresini yaşar. Yani ikisi farklı stres yaşar. Haklıdırlar. Tam masraf üstü, tam stres yaşanacak şeyler. Gelin güzel olacak mıyım, olmayacak mıyım, o gün çok özel. Çok özel. Ve benim hiçbir zaman geline aynadan bakardım yüzüne gelinin. Ha. Gelinin gözlerinden ve yüzünden mutsuz olduğunu anlardım. Gelinliğinizin neresini beğenmediniz derdim. Siz söyleyin, ben size düzeltirim. Söylerdi, düzeltilirdi, bakarım gözler parlar. Ha. Ve hiçbir zaman, 30 yıl yaptım bunu, hiçbir zaman dükkanın kapısından çıkan gelinin yüzü enik olmadı. Onu yaşatmak istemedim. 5 saat provada duran insanım. Of. 5 saat aynanın önünde duran bir kişiyim. Sonuçta çok güzel oldu, çok başarılı oldu. Ama emek ister. Emek. Yani bir kere buradan bunu söyleyeyim. Ucuz satışa gelinlik konmaz. Ha. Asla. O gelinin o günkü psikolojisini düşünün. Ucuz satıştan gelinlik almış olur. Bu nasıl olur? 1 yıl önceden gelinliğiniz kaldı içeride.
Ya bu büyük bir şeydir şimdi bilgi. Bir yıl. Mesela bir yıl öncesinden gelinliğiniz var. O artık o moda değişebilir. Başka bir. Çünkü ben her yıl günceller. Her kış 15 tane gelinlik çıkarırdım hazır. Model olarak. Hangisi daha çok giderse ondan dikilirdi. Mesela bir gelinlikten 15 tane diktiğimi hatırlarım. Ama hiçbiri birbirine benzemedi. Çünkü özel dikilirdi bunlar. Bir yıl önceden kalan gelinliğimizi fiyatı söylerdik. Sizin hatırınız için ben size bu kadar ikram yapabilirim. Den. Yani onun gururunu, ruhunu rencide etmeden ucuz satıştadır deyip de vermezsiniz. Bravo. Evet. Bu benim çok... Psikoloji, insan psikolojisi. Evet, insan psikolojisi evet. Çok önemlidir. Çok önemli. O yıllar geçtikten sonra da ucuz satıştan gelinlik aldım da giydim der, diyebilir. Evet. Unutmaz onu. Unutmaz. Onun için asla ucuz satış, gelinlik denmesin. Evet. Çünkü bunlar çok önemlidir. Şey çok önemlidir. Öyle bir herhangi bir ürün değil gelinlik. Herhangi bir elbise değildir. Değil. O gün için özeldir. Ve o geline ne yakışırsa uhde kalıyor. Ben diyorum arkadaşlar yani 20 yıl olmuş evliliğine hala da işte gelinliği evet. Keşke. Hep bir keşke olabiliyor. Uhdeler kalıyor dediğiniz gibi. Normal bir elbise olsa unutup gidecek ama. Onu yaşatmamak lazım. Bizim dönemimiz yani benim başladığım dönem 1971 çiçek göbeği yoktu. Leton teli yoktu. Evet. Şeyden ütü kenarla ütü kaplolarından alırdık telleri ve çiçek yapardık. Çiçek ütüleriyle. Şapkalara müslin bulmazdık. Onları özel kumaşı ilaçlardık. Ona göre yapardık. Yani çok zahmet ve çok marifet isteyen deyim işlerdir. Onu kendi yaratıcılığınızı da kullanarak yaparsınız. Yani şimdiki gibi, şimdi çok kolay şeyleri yaptım, kozaları yaptık. Hazır göbek kullandım mesela. Biz onları hep kendi elimizle yapardık. Ama hocalarımız bizi onu gösterdi. Enstitüye giderken irmiği kırmızıyla sarıyı boyadık, kurudu, ufaladık. Ve ıspaho dediğimiz şeyi bağlayarak onları yapıştırdık. Limon çiçeğinin göbeği oldu bu. Yani hazır göbek yoktu. Ve ne kadar kıymetlidir. Şimdi gidersiniz bakarayla tel alırsınız. Yani şimdi her şey çok kolaydır. Çok kolay. Çok kolaydır. Ulaşım kolay. Her şey çok kolaydır. Bilmem artık yani insanların şeyi bakış açısını nedir. Bir de bende bu işin çok sevgisi mi var? Yani işimi çok sevdiğim için mi? Çünkü bu yıl 52. yılımdır benim işimin içinde. Şapkalar, kepler... Yani her tür şeyi biz hiçbir zaman hazır bir şey gelmedi yurt dışından. Evet. Hep elimizle yaptık. 83 yılında ilk özel gelinlik definesini sundunuz. Evet. 73 yılında da mezun oldunuz enstitüden. Evet. Çok yani baktığımız zaman. 83'te daha önce böyle 74'te bazı yerlere yardım yaptı. Bunu da söyleyeyim. Annem hep yardım yap kızım derdi. Güneyden bu tarafa gelenlere. Ben dedim ne kadar kazanırım anne da neyi yardım yapayım? Kazandığın kadarını yap dedi. Bak bu çok önemli bir şey. Çok güzel. Kazandığın kadarını yap. Ben bu defa baktım gücüm nedir? 6 top kumaş aldım bir okula götürdüm. Erkek çocuklarına gömlek, kız çocuklarına elbise olsun. Nasıl olmasa dedi annelerinin evde birer dikiş makinesi var. Vardır. Bak eskiden vardı. Vardı vardı. Ama şimdi evet hepimizin evinde dikiş makinesi nedir dikiş? Yani çok önemsiz bir şeydir. Çoğu evde de şey olarak aksesuar bir evet. Antik aksesuar olarak evet. Yani çık. Güner Necat'la birlikte gittim. Allah rahmet eylesin. Güner Hanım dedi sen hiç merak etme Ayder'im dedi. Çünkü hep Ayder diye bilirlerdi. Ben dedi askere götürürüm. Bunu dedi askerde diktiririm dedi çocuklara hemşehrilere. Teşekkür ettim yani. Ondan sonra da 83'te ilk defilemi ve kendi modellerimizi kendimiz çizdik. Gece kıyafetlerini, gelinlikleri, başlıklar, el çiçekleri,
şapkalar, kepler, şey vualetli kepler vardı. Hı. Çok muhteşem çok. Şeyler. O şekilde Mücahitler Gazinosu vardı Gine kapısında. Hı. Birinci alaydı. Orada bir defile yaptım. Hem öğlen hem akşam. İki seans. Evet. Çok güzel. Ve yani, onu bağış olarak yaptık o şeyi. Bağışladınız. Evet. Annenizin desteğiyle. Ya onu güvenlik kuvvetleri güçlendirme kurumuna bağışlamıştım. Hı, nakit güzel. Geçti çünkü elimize. Hı hı. O şekilde. Fakat yani yardımlarınızı da eksik etmiyorsunuz. Hayır, her yıl huzur evine yaptık, başka yerlere yaptım, Arabahmet'e yaptık. Şimdi o dönem kendi şahsım olarak yani iş yerimden yapardım. Ben emekli olduktan sonra derneği kurduk. Şimdi dernekten arkadaşlara dedim ki bana vereceğiniz ödül her yıl bir yere bağış yapmamızdır. Ve bunu Arabahmet'e de çocuklara ayakkabı, kıyafet yaptık. SOS'e yaptık. Hı hı. Farklı okullara, Lapta'daki huzur evine 2004'te yaptık. 2004'te kuruldu değil mi dernek? 2004'te kuruldu. 2000'de emekli oldunuz. Gerçi ben emekli, evet. Biyografiniz çok dolu. Gerçekten harika bir kadınsınız ama emekli olduk. Daha şeyini... çok şeyi var. Bu 2011'de tekrar, evet, yani ondan sonra evet, çok, yani ondan sonra çok eklendi, daha eklendi şeyler. Ama buradaki şu şey, emekli olduğu çıkaralım. Çıkaralım onu. Onu çıkaralım. Tamam, bu defaki ne yazmayalım. Yazmayın, emekli olduğu yazılmasın. Evet, şeye de 42 tane çarşaf yaptık, yatak çarşafıyla yastıklarını huzur evine. Yani şimdi derneğiyle onları yapmaya çalışırız. Pandemi bizi vurdu. Pandemi vurdu. Derneğimiz çok zor durumdadır şu anda. Yani katkı verecek olan varsa da bekleriz. Çünkü ne gibi katkılar olabilir? Mesela Kıbrıs İşlemeleri Araştırma ve Yaşatma Derneği. Ama biz 700 kusur lira kira veririz belediyeye. Hı. O kira biraz zor. 30 lira alırız şeyden. Hı hı. Üyelerimizden. 30 lira aidat alırız yani her ay. Elektriği falan filan derken gerçekten. Evet, odur yani. Ha, ekonomik boyutlarda var. Ama idare etmeye çalışırız. Yani. Evet. Peki böyle şeyler oluyor mu? Mesela kermesler olabilir, standlarda satışlar yapılabilir. Şimdi biz sergi yaptığımızda, hı, ki onu 4 yıldır yapmadık pandemiden dolayı, sergi yaptığımız ayrı bir stand kurarız. Ve ondan topladığımız parayı da tekrar bir yere bağışlarız. Biraz da derneğe ayırın. Biraz da kendi bütçenizi ayırın. Çünkü gerçekten önemli bir dernek ve işlemeleri yaşatacaksınız ama derneği de yaşatmak gerekiyor. Evet, evet. Değil mi? Bir paralel olsun. Bağış, üyelerden bağış toplarız. Bağışla. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok tabii. Yapacak bir şey yok. Onlarla idare ederiz yani. Çünkü hepimiz için olan bir dernek. Baktığımız zaman geçmişimizi günümüze taşıyorsunuz. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyor. Gerçekten ben program başında dedim ki yani konuk siz olunca, bu kadar dolu, donanımlı bir konuk olunca süre yetmez. Nitekim gerçekten yetmiyor. Yönetmenim mesaj atıyor. Yavaş yavaş bitirelim diyor programımızı. Son olarak neler söylemek istersiniz? Sizi izleyenlere, üretime geçmek isteyenlere ama çekinenler de olabilir. Bir kere herkes, yani kadın erkek... Ne isterse olsun mutlaka üretim. Çalışsa bile kendine bir hobi edinsin ve boş kalmasın. O hobisi ileride ona meslek olur, iş olur. Bu çok önemlidir. Çalıştıkça insan daha genç, daha canlı, daha hareketli kalır. Yani işe yaramazlık çok kötü bir duygudur. Hem kendine hem topluma hem vatanına, evet, milletine. Çalışsınlar, evet, üretsinler. O üretimden elde edecekleri gelirleri olur. Ama hiç benim ihtiyacım yoktur demesinler. Evet. İhtiyaçları mutlaka çıkar. En azından kendine özel bir şey alın. O şeyin an. Bir kere özel dikişe önem versinler. Bak bunu buradan, ben bunu hani şeylerden hazır giyeyim, hep hazır hazır hazır. Üniforma gibi görürsünüz dışarıda. Bol gömlekler. Eski kadınlar bol... çok şık, çok zarif diyoruz. Bunun altındaki sır o zaman bu.
Değil mi? Yani çünkü öyle fotoğraflara bakıyoruz, eski fotoğrafları yani özel. Kadınlar ne kadar şık. Bir de kıyafetine göre, yani vücuda göre giyinir. Ha, proporsiyon. Çünkü vücut genişler zaman içinde, şekil evet. bozulur. O nedenle kıyafeti vücut şekline göre kıyafetin dikilmesi çok uygundur. Doğru. Ama hazır alırsınız, herkese göre ha. farklı olur. Onun için el işine, mesleğe, sanata genç çocuklarımız, öğrencilerimiz sanata gitsin. Yani sanat okullarına gitsinler ama bu arada ustaların yanına da gidilsin ki hem eğitim hem de pratikleri birbirine pekişmiş olur ve böyle olan çocuklar çok daha başarılı olur. Kesinlikle. Yani herkes memurluk beklemesin. Memurluk pek şey getirmez, sabit bir yaşamdır. Hiçbir heyecanı da yoktur. Üretimde her zaman heyecan var. Başarının heyecanını yaşar. Evet. Üreten. Gerçekten yani hangi meslekte, hangi sektörde olursa olsun kişi, yani ister memur evet. olsun, ister üreten olsun, ister iş insanı olsun, vatanını, milletini seven, gerçekten çalışan insanlardır diyoruz. Evet. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız, iyi ki programa katkı koydunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. BRT kurumunu çok teşekkürler beni misafir ettiğiniz için. Her zaman, ne zaman isterseniz kapımız sonsuza kadar açık size. Ey sevgili izleyenlerimiz, konuğumuza çok çok teşekkür ediyorum. Ama gerçekten süremizin sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.